Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video daha diyecektim ama bir dakika. Lampa kapı açıldı. Arkadaşlar lampamızın kapağı açık kalmış. Ondan dolayı yaptık. Evet arkadaşlar, dün gece bahsettiğimiz saatte, bir önceki videoda dediğim gibi saat 11.30 gibi Konya'da olacağız dedik. Ve Konya'da 3 bayi gezdik. 3 bayi araba indirdik. Bayi araba indirdikten sonra bir bayiden araba aldık arkadaşlar. Konya Karatay diye geçiyor burası. Sanayi, otogalericilerin olduğu yer. Bir tane Polo Comfort aldık. Küçük minnoş aldık yani. Sürdük dedik. Şimdi buradan karşı yöne geçmemiz lazım. Yol ana baba günü gibi arkadaşlar. Karşı yönden gelin. Bakalım şuradan bir Allah'ın kulu bize müsaade ederse geçeceğiz ama. İşte yani gördükleri halde yol vermiyorlar. Saatimizi doldurduk. Ben fazlasıyla da yaptım. Öyle bir yani virajlar, kavşak üstü dönüşler yapmışlar ki inanamazsınız. Yani buradan arka dorsi lastiklerine bakıyorum. Kaldırımla silme geçiyor ya. Ya şunu biraz geniş yapsalar. Geniş yapmıyorlar ya. Şimdi bugün muhtemelen daha başka araba almayacağız. Başka bir araç yüklemeyeceğiz. Tek arabayla dönüş yapacağız. Kısmet olursa bugün, Allah nasip ederse, bu akşam bu gece garajımıza gireceğiz. Saatimiz 1 desek gece 1 gibi yine garajıma varacağımı düşünüyorum. Belki daha erken düşünüyorum. Bu biraz benim tempoma bağlı bir şey. Ama bugün dinç kalktım. Yorgun değilim. Biraz tempolu gideceğimizi ben tahmin
herhalde şu anki hazırladığım videodan daha önce bir video paylaşabilirim. O videoda araç yükleme ile alakalı. Hani direkt yükleme videosu. Böyle yollarda gezmiş, işte bir yerlere gidip oradan al, oradan al değil de direkt yükleme videosu paylaşabilirim. Bir de gündüz çekimi yapmıştım. O önceden beri vardı aslında. Yani önceden beri o video duruyordu. O videoyu zaten YouTube'a başlayıp atma niyetim vardı. Nasıl bu zaman almış? Yaklaşık 1-2 ay önce çekmiş oldum. Gündüz gözüyle çektim. Gece karanlığı yok. Direkt yükleme videosu olacak. Hatta şarjım bitti, son arabaya yüklüyorum, şarjım bitiyor. Sizlerin beğenisini sunacağım. Konya. Benim eşimin memleketi Konya. Ya biz bir arabayı aldık, Dorsa'ya attık ama Dorse'de çeker Dorse lastiklerinin üstüne tam dingillere basıyor. Ama gel gör ki kupa boş kaldı. Kupa çok fazla yukarı aşağı oynayabiliyor, sallayabiliyor. Hafif olduğu için çok fazla önemsemedim. Direkt gidip Dorse'nin lastiklere bassın daha iyi. Zamanlarda araç kullanmış olduğum Renault ile alakalı teknik bilgiler de paylaşacağım. Arkamda çekmiş olduğum Dorse'nin de marka, model ve teknik bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Yani detaylı olacak. Çünkü biz otoçekercilerin araçlarının Dorse'leri normal tırlardaki gibi Dorse'leriyle çok farklı. Bizimki belden kırmalı, onlarınki normal Dorse. Hani farklılık var aralarında. Bizim Dorse'lerimiz yeri geliyor 21, 22, 23 metreye kadar. Taşıdığınız aracın ebadına göre dediğim gibi ayarlandığı için olarak da fark edebiliyor. Yani 13-60 Dorse'ye göre çok daha uzunuz biz. Sonuç olarak yani hepimiz meslektaşız. Hepimiz birbirimize saygı duymamız lazım. Kendi mesleğimi çekerciyiz. Biz şöyleyiz, böyleyiz. Bizim arabamız daha uzun. İşte biz daha profesyoneliz. Asla böyle bir düşüncem yok. Olmadı bu zamana kadar da. Çünkü normal tenteli süren şoför abimiz de otoçeker arabasını çok rahat bir şekilde, hatta belki de benden bile daha iyi kullanıyor olabilir. Dereceye falan düştü. Arada bir 10 derecelik fark var.
hatta saat 5, pardon saat 6, 6'ya 20 var hatta. Eskişehir'e geldik. Bugünkü yapacağımız işle alakalı da biraz bilgi vermek istiyorum. Kusura bakmayın, çok fazla buruntu sesi geliyor. Yol bozuk, bir de araba boş. Yani üstümde araba yok, bir tane araba var. O yüzden dediğim gibi demirler birbirine çok fazla temas edebiliyor. Kusura bakmayın sesler dolayı. Bugünkü gelen işle alakalı biraz bilgi vereyim. İzmit'e gideceğiz. Üstümüzde bulunan bir tane Konya'dan aldığımız arabayı İzmit'teki antrepomuza teslim edeceğiz. Antrepomuzdan yakıt alacağız. Sahadan yakıt alacağız. Oradan Hyundai fabrikaya geçeceğim. Hyundai fabrikadan Allah nasip ederse İstanbul yüküm var. Onu alacağım. İstanbul'a devam edeceğim. Artık kaç bayi olduğuyla alakalı tam bir bilgi gelmedi. Sadece İstanbul yükü olduğu bilgisi geldi. İnşallah güzel bir yüktür. Tek bayili gideceğim bir yüktür. Çünkü İstanbul'un içinde inanın hani iki bayiden sonrası artık eziyet olabiliyor. Çünkü İstanbul çok büyük bir şehir. Ve bayilerin yerleri de o kadar çok güzel yerlerde değil. Abi biraz yürüsen be, biraz yürüsen be, biraz yürü be. Yani 60'a kadar düşürdün bizi ya. Ne diyordum? Bayiler o kadar yani genelleme değil tabi. Çok güzel yerlerde olan bayiler yok. Genelde Hyundai yükünün bayileri yani İstanbul'da yeri geliyor olmayacak yerde bayi yapıyorlar. Ve buna siz gece girmeniz gerekiyor. Gündüz giremezsiniz. Gündüz büyük arabayla çok sıkıntı olabiliyor. O yüzden Hyundai'nin yükünü aldığım zaman elimden geldiği kadar İstanbul'da akşam saatlerinde, gece saatlerinde indirmeye çalışıyorum. Gündüze bırakmamam lazım. Sizler de takip ettikçe, izledikçe bayilerin yerlerini göreceksiniz. Ne kadar sıkıntılı yerler olduğunu da göreceksiniz. Tabii insan zamanla alışıyor. O hatta gidip gelen ben veya diğer arkadaşlarım alışabiliyor. Allah kaza bela vermedi, hasar verdirmeden yükümüzü teslim edelim. Tek temennim o. Saat 6'ya geliyor yaklaşık. 250 kilometrelik bir yolum var. Bir an önce yükü yükleyip İstanbul'a devam etmem gerekiyor. Nasip ederse Allah evime girmek istiyorum. Şeridi çok bozuk bu yolun. Sol şerit daha düz, daha temiz zemini var. Dediğim gibi bir önceki videolarda da ağır hastalar genel ağırlıklı sağ şeridi kullandıkları için yollarda oyuk oluyor, donanımlarından dolayı.
yavaş yürürler, çok daha fazla yıpranabiliyor. Eskişehir'den sonra virajlı yollarımız var. Yani ufak tefek virajlı yollarımız başlıyor. Farlarımı değiştirdim, artık sıkıntı yok. Önümü çok güzel aydınlatıyor yeni takılan farlar. Bir önceki farlarda yani ezbere bilmediğim yollarda sıkıntı olabiliyordu, çünkü virajı tahmin edemiyorsunuz. Viraj gözüküyor ama ne kadar keskin olduğunu göremiyorsunuz. Gece karanlığı sonuçta. Uzunları yakıyordum. Uzunlarla da karşı yönden gelen meslektaşlarım rahatsız olabiliyorlardı, ki ben rahatsız oluyorum uzun farlara karşı. O yüzden şirketimle durumu paylaştım. Sağ olsunlar, onlar da biraz zor oyaladılar ama sorunu atlattık, sorunu çözdük. Şimdi daha iyiyiz. Yani attığım videolarda izledim ben hepsini tek tek. Diğer YouTube'daki arkadaşlarımın dediğini ben dememişim. Hani sayfama beğendiyseniz, abone olun veya videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basın vesaire. Ben bunların hiçbirini dememişim ama bundan sonraki videolarımda muhtemelen bunu ben de söyleyeceğim. Ya işte ekrana yapabilirsem, ya da becerebilirsem, hani ekrana bu beğen butonu falan çıkıyor ya, hani gibi belki bir şeyler ekleyebilirim. Tabii o da beceriye bağlı, becerebilirsem. Ya bir de videoları genelde çekiyorum. Telefonumun hafızası çok yüksek değil. Kısa kısa videolar çekip işte telefonumla birleştirdikten sonra YouTube'a atıyorum. Daha sonradan o videoları mecburen silmek zorundayım. Yani telefonumdaki hafızadan ötürü siliyorum. Kontrolleri de yükleyeceğim sırada işte bakıyorum, ediyorum vesaire. Mesela araba sürüyoruz. Bir noktaya yükü götürmemiz gerekiyor. Gece geç oluyor vesaire. Ben elimden geldiği kadar videoları hazırlayabildiğim kadar pratik şekilde hazırlıyorum. YouTube sayfasında paylaşmaya çalışıyorum. Yani çok fazla işte hani nasıl söyleyeyim? Kesme, bölme, biçme. O tür işlere çok fazla girmek istemiyorum açıkçası. O yüzden hani videoları parça parça çektikten sonra birleştirme, o nedenledir. Ya yine ortalama bir 20-25 dakikalık videolar oluyor muhtemelen. Baktım ben de. Yani şu anda elimden gelen bu. Tabii daha iyisini yapmak için tüm çabayı sarf edeceğim. O yüzden şimdiden yine kusura bakmayın. Elimden gelen bu ama daha iyisi oluyor. Bazıları diyor işte hani tekerleme gibi, benim adım Hıdır, elimden gelen budur diye, ama yok, biz onu demiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak adına var gücümüzle hem video çekeceğim hem de yapım aşamalarını
daha da düzgün hale getireceğim. Konya-Eskişehir arasındaki bulunan bu yol gerçekten çok güzel. Yani alabildiğinize düzlük ova, düz bir yere kurulmuş şehirler gerçekten huzur veren bir yol. Hani giderken de gelirken de, hatta giderken gece akşam karanlık saatlerde kaldırdım. Çok fazla mesela etrafı göremiyorsunuz. O biraz sizi hani yol giderken sıkabiliyor. Ama dönüşümü gündüze denk getirdim. Konya'dan. Öğlen gibi çıktım çünkü saat 1-1.30 arasında çıktım. İnanın muhteşemdi. Yani manzara, köyler, şehir muhteşemdi. Konya'nın mimarisi de güzel. Çünkü çok geniş alanı var Konya'nın. Sınırları gerçekten çok geniş. Ve yolları da çok geniş yapmışlar. Bir tek sıkıntı bu köprü üstündeki dönüşler var. Aslında orada da onun da çaresini bulmuşlar ama tabii ben çok sık gitmediğim için o dikkatimi çekmedi. Tabii daha sonradan bu sefer dikkatimi çekti. İki tane genelde geldiğiniz yönün aksine dönel kavşak yapmışlar. Bir tanesini köprünün hemen üstünde girer girmez hemen başında yapmışlar. Orası dar. Hatta bugünkü videomda da paylaştım onu. Çok dar. Arka dorsal lastikleri silme geçiyor kaldırımdan. Ama onun yaklaşık bir 10 metre 15 metre ilerisinde de büyük bir dönel kavşak var. Yani oradan trenle bile dönersiniz. Ama ben bugün o konuda bir hata yaptım. Yani hata değil de hemen oradan etrafıma tam bakamadan hemen döneyim dedim buradan. Çünkü ileriyi bilmiyorum nereye çıkacağım. Hemen oradan bir dönüş aldım. Ama tabii böyle bir silme geçtik. Çok şükür bir sıkıntı olmadı. Lastiklerimizi sürtmedik. Rahat bir şekilde yine döndük. Ya bu tür arabalarda, bu tür araçlarda, yani ağır vasıtalarda, hele ki iki parça şaseli olan büyük tırlarda, yani bu termokin, tenteli veya otoçeker demiyorum, tır olarak söylüyorum. Bu konularda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hani araba gibi bir anda dönemiyorsunuz veya dönmeye kalktığınız zaman arka dorset lastikleri veya dorsenin kendisi kaldırımda. Aynadan baktığınız zaman onu görürsünüz. O yüzden birazcık daha açıktan manevralar çok dikkatli. Acele etmenize hiç gerek yok bu manevra konusunda. Çünkü sürat yapabileceğiniz bir araç değil. Yapılıyor. Otoyollarda yapılıyor. Ama şehir içlerinde bunu yapamazsınız. O yüzden dikkatli, temkinli dönerken sağınıza solunuza bakmanız gerekiyor. Ben de dahil hala da geliştirmeye çalışıyorum. Ben profesyonel bir şoförüm demiyorum. Ama ne şehir içlerine girdiğim zaman birazcık daha dikkatimi arttırıyorum. Çünkü motorlu gelebilir, bisikletli gelebilir, küçük çocuklar çıkabilir veya kedi, köpek. Yani sonuç olarak bir canlı çıkabilir ve aracınız geniş olduğu için, yüksekte olduğu için, benim arabam çok yüksek değil. Alçak midilli bir araba benimki ama nereden baksanız ben bile önüne geçtiğim zaman şoför koltuğunda oturan her kimse beni bile zor görüyor. Çünkü burunlu arabalar bunlar. Burunları yüksek arabalar, Allah korusun. Hani bir canlıya zarar vermek asla istemem. O yüzden bu konularda dikkatli olmakta fayda var. Yani otoyolda bile belli bir hıza ulaştığım zaman kimi zaman böyle yeşil alanlardan geçtiğim zaman özellikle Karadeniz bölgesinde çok fazla mesela şey oluyor,
atmaca yani kuş serisi. Kuş çok fazla oluyor. Konuşamadık ya. Çok fazla kuş, uçan hayvan oluyor. Hani bir anda önümüze grup halde çıkıyorlar. Allah korusun, bunlara bile zarar vermek istemiyorum. Çünkü o da bir canlı, üzülüyorum. Ya geçen bir sefer gece karanlığında çarptım ama neydi bilmiyorum. Yani serçe değildi, siyah bir şeydi, kargo olabilir. Çarptım ama gece karanlığında göremedim çünkü yolda da aydınlatma yoktu. Benim de o dönem farlarım da çok iyi aydınlatmıyor. Çarptım, Allah günahımızı affetsin. Eskişehir İstanbul'u aratmayam ha. Yani kaç sene sonra aratmayacak trafik konusunda diyorum. Çünkü yoğun bir trafiği var. Ve bu yoğun trafiklerde de mümkün mertebe önünüzdeki araçla mesafenizi açık bırakın. Çünkü her an her yerden bir şey çıkabilir. Özellikle mesela önümdeki tırla mesafem gayet iyi olduğunu ben düşünüyorum. Ona güvenim var. Ama mesela sol orta şeritteki arabalara karşı güvenim yok. Çünkü bir anda önüme kırabiliyorlar veya bir anda önümüze girebiliyorlar. Bunu tüm meslektaşlarım bilir. Hani durur mu durmaz mı bunu pek düşünmüyorlar. Yani, tabii düşünenler de var. Bir anda önünüze atlayabiliyor, önünüze kırabiliyor. Ben durdum, o da rahat durabilir gibisinden düşünceye kapılıyor. Allah tüm meslektaşlarını kazadan beladan korusun. Böyle yerler de çok tehlikeli mesela. Allah'tan mesela hızlı seri gitmiyoruz. Yavaş gidiyoruz. Diğer şeride rahat bir şekilde geçebiliyoruz. Şeyde çok yani böyle bağlantı yolları en kötü benim gördüğüm İzmit Derince bölgesinde adamlar çok kötü bağlantı yapmışlar. Köprü altından geçiyorsunuz. Bir anda köprünün üstüne çıkıyorsunuz. Çıkar çıkmaz hemen sağdan bağlantıyı vermiş. Hani direkt arabayla karşılaşıyorsunuz. Yani işte o yolun ezberi olması lazım. Mesela bilmeyen insanlar için sıkıntı olabiliyor. Şehir işlerinde özellikle bu yolcu taşıyan minibüslerden çok fazla çekiniyorum. Hani çekinmemdeki kasıt şu. Böyle akan bir yolda, mesela şu anda hızım 60. Akan bir yolda hemen sağ şeritte durup kalabiliyor. Yani yolcu indirip bindirme yapabiliyor. Bir de içinde insan var, onun verdiği bir tedirginlik olabiliyor. Allah korusun çünkü. Hızınızı kontrol edemeyip yanlışlıkla vursanız malda gözüm yok. Yani araba vurulmuş, vurulmamış, kırılmış hiç önemli değil. İçinde insan olup da onlara zarar gelmesi bu büyük bir sıkıntı oluşturur. O yüzden şehir içlerinde minibüslerden kaçarım yani. Galiba acele ettim, girdim oraya. Normalde burada bakın bekleyen insanları görüyorsun. Burası akan bir yol. Normalde bu tür yerlerde geniş, büyük cep yapmaları lazım. Hani dolmuş olsun, otobüs olsun. Çünkü
insanların da ulaşımı sağlanması lazım. Yani mecburiyetten o insanlar da orada beklemek zorunda şimdi. Onlar da ama işte tehlikeli bir durum. Kamera işlerini tam bir çözersem, yani izlenime bağlı açıkçası, yani sayfamdaki videolar tutulup sayfamdaki videolar izlendiğini gördükten sonra, izlenme sayım arttıktan sonra kendime bir kamera alıp hafızasını da büyük, yani yüksek bir hafıza kartı kullanacağım ona. Mesela işte neresi? İzmit İstanbul arasını tam bir çekim yapacağım. İzmit İstanbul arası nereden baksanız 2-2,5 saat sürüyor sadece bu yol. Ha, ama nedir? Yüklemesi, indirmesi, bayileri gezmesi vesaire. O da yaklaşık toplamda 4 saat falan sürüyor. Ha, ama tam bir yol videosunu hazırlayabilirim. Yaklaşık 2-2,5 saatlik. Ha, tabii sohbet edelim. Onun haricinde indirme bindirmelerdi vesaire, onları ayrı bir videoya toplayabilirim. Onun için güzel olur. Şimdi telefonda hepsini yani bir arada tutamıyorsunuz. Çünkü niye? Hani yani şu anki kaydım bile yaklaşık 23-24 dakika olmuş. Şimdi diğer videolarım da var mesela. Onlar da daha videoyla birleştirmedim. Onlar da ortalama 15-20 dakikalık videolar. Hepsini birleştirdiğim zaman zaten yaklaşık 1-1,5 saatlik bir video çıkacak ortaya. Şimdi telefonun hafızası bunu kaldıramaz. Ne yapacağım? Bugün akşam işte İzmit'te Konya seferini sonlandıracağım. Onu orada güzel bir şekilde birleştireceğim. Yani yaklaşık bir yarım saat falan sürer. Hemen yüklemesini yapacağım. Tekrardan İzmit'ten bir video yayını başlatacağım. İstanbul'a, İstanbul'daki bayiler vesaire. Bu şekilde süreç devam edecek. Umarım tabii videoları izlerken sıkılmazsınız. Memnun kalırsınız. Yani sonuçta benim yani sık sık gidip geldiğim yol veya sık sık yüklediğim bir yük. Sık sık gittiğim bayiler, hani benim için bir farkı yok. Sadece dediğim gibi hani oto çeker olaraktan bir ilk olsun, oto çeker videoları olsun. Araba yükleme, indirme, indirme, sıfır araçların taşınımı vesaire. O yüzden sizlerin beğenisine soracağım. Sizlerin beğenmesi önemli benim için.